Şimdi çıkıyorum evden Tunç. Senin sevdiğin kurabiyelerden yaptım. Evet, bol soslu. Abur cubur yeme, tamam mı? Birazdan oradayım. Görüşürüz canım. Baba, ne işin var burada? İnsan önce merhaba de. Kusura bakma. Öyle zamanlarda çıkıyorsun ki karşıma. Merhaba, ne vardı? Ankara'ya dönüyorum. İstanbul'daki anlaşmalarımı yaptım. Biri hariç bütün işlerimi hallettim. O halledemediğin iş? Sen. Sen ve inadın. O adamla çocuğuna olan düşkünlüğün. Bir bununla baş edemiyorum Buket. Ne yapmam gerekir? Bari sen söyle. Anlamıyorsun değil mi? Beni yönetmeye kalktığın sürece biz asla baba kız olamayacağız. Sadece seni yanımda istedim. O psikopat adamla çocuğuna gösterdiğin ilginin yarısını bana göstermedin. Sürekli sırtını döndü. Neden? Çünkü bir tercih yaptım. Beni ilk günden beri olduğum gibi kabul edip içine alan insanları seçtim. Varlığımı 25 yaşından sonra fark eden babamı değil. Biraz sert olmadı mı? Özür dilerim. Sen zorladın. Galiba konuşacak başka şey kalmadı. Evet, galiba. Hoşça kal kızım. Hoşça kal. Yazık olacak, çok yazık. Efendim, size ne kadar teşekkür etsem az. Tayin emrinin İstanbul'a gelmesi uzun sürer mi? Doğrusu evet, biraz acelem var. Mesele kızımla ilgili. Sizin de kızınız var, beni anlarsınız. Çok teşekkür ederim efendim. Minnettarım. Bilmukabele efendim. Hanımefendiye de saygılar. İyi günler. Bu şehri çok özleyeceksin Mesut. Hem de çok. Vay! Matematikte 5 ha. Helal olsun be. Ayıp ettin baba. Tebrik ederim Tunç. Sağ ol Buket abla. Al bakalım. Bu da hediyen. Bana mı? Kitap mı bu? Evet. Aa, Don Kişot'muş. Sağ ol baba. Bak, bir de bu var Tunç Bey. İlgilenirseniz önümüzdeki hafta İnönü'deki maça 2 bilet. Ya baba, benim ne işim var o kalabalığın içinde ya? Yine de teşekkür ederim, sağ ol. Baba, başka bir şey isteyebilir miyim senden? İste bakalım. Karnemi Leman Alam'da gösterebilir miyim? Olmaz. Neden? Olmaz işte. Leman Alam'dan niye hoşlanmıyorsun baba? Hayatımıza müdahale eden kimseden hoşlanmam ben. Anlamadığın bir şey mi var baba? Ne yapıyor Leman Alam sana? Söyler misin? Kafanı öyle bir karıştırıyor ki biz seninle bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Sana kitap alıyorum, yüzüne bakmıyorsun. Beşiktaş maçına bilet alıyorum, kılın kıpırdamıyor. Sence bunlar iyi işaret mi? Ha? Ben Garip'le biraz hava alacağım. Gel Garip. Fazla uzaklaşma. Tamam. O daha bir çocuk. Senin gibi göremez her şeyi. Etki altında kalabilir, bu çok normal. Ben bile babamın etkisinden ancak 20 yaşımdan sonra kurtulabildim. Oğlumun o kadının etkisinden kurtulması için 20'sine gelmesini bekleyemem. Benim oğlumla kaybedecek bir saniyem bile yok. Çünkü benim kayıp zamanlarım yeterince fazla Buket. Çok fazla, çok. Komiserin adı Vahit Derince. Evet. Hızır Tepe Semt Karakolu'nda görev yapıyor. Vedat Müdürüm, ben bu mesleğe namusumla, şerefimle 30 yılımı verdim. Ve böyle bir adamla aynı teşkilatta çalışmaktan utanç duyuyorum. Bilmem anlatabildim mi? Elbette eminim. Lütfen hakkında gerekli işlemi yapalım. İfade, şahitlik ne lazımsa veririz. Tamam, ilginize teşekkür ederim. Sağ olun. Size de iyi mesela. Sağ olun. Ya bir dakika canım, şimdi geldi. Mesut, Ali arıyor. Laboratuvardan. Ver. Alo. Laboratuvar rekor kırdı abi. Sonuçlar çıktı. Sodyum sülfür mü? Nereden bildin abi? Tadına baktım. Nereden bileceğim? Murat'la Üstü hastaneden aradılar. Yoldalar, buraya geliyorlar. Sen de acele et. Hadi sallanma. Al. Aylin, derinin çevresinde bir danjör ya da iş makinesi hizmeti veren şirketleri bir araştır bakalım. Dericilerle ilgisi olan var mı? Olay yeri incelemeden de lastik izi, onların fotoğraflarını al, bir karşılaştır. Tamam, hemen bakıyorum. Biraz çabuk olun. Şimdiden bir sürü insan öldü. Tamam. Ne oturuyorsunuz lan öyle? Kalkın! Kalk! Derenin suyunda deri işlemede kullanılan zırnık maddesi bulundu. Yani sodyum sülfür. Olay yerinde bulunan derin lastik izleri dereye yanaşan büyük bir araç olduğunu gösteriyor. Büyük ihtimalle bir vidanjör.
Tekerlek izlerinden alınan toprak örneklerinde de aynı maddeye rastlanması ihtimalleri kuvvetlendiriyor. Orman bekçisinin ölümüyle ilgili ne biliyoruz? Boğuşma belirtisi yok. Dört el ateş edilmiş yakın mesafeden. Hepsi batım bölgesinden ve isabetli. Balistik incelemeden bir şey çıktı mı? Maalesef başkomiserim. Hiçbir şey çıkmadı. Silah temiz. Peki sizce ne olmuş olabilir? Dereye maddeyi boşaltanlar her kimse dün gece bekçiye yakalanmışlar. Tam bir suçüstü. Bekçi anında susturulmuş tabii. Mantıklı. Aylin sende ne var? Deri firmalarından bir şey çıkarmak zor. Zehirli atıklar araçlarla taşınıyor. Yüklendiği şirketi tespit etmek imkansız değilse de uzun sürer. Vidanjörlerden bir şey çıktı mı? Çevredeki şirketler üzerine 3 tane kayıtlı vidanjör var ama hepsi de olay saatinde başka adreslerde çalışma halinde. Adreslerden teyit aldık mı? Hı-hı. Evet aldık. Hepsi bu mu? Başka bir şey? Aslında var. Bağımsız çalışan bir vidanjör tespit ettik. İlçe belediyesinin bazı işlerinde dışarıdan çalıştığı için kayıtlara girmiş bir araç. Sahibi Dursun Gülmezer. Adresine henüz ulaşamadık ama araştırıyoruz. Adamımız bu olabilir çocuklar. Bizi zehrin kaynağına götürebilir. Belki bekçinin ölümüyle de ilgili bir şeyler anlatır bize. Yürü şu adamı bir kontrol edelim. Bu önemli bir iş çocuklar. Kaçırmayalım. Dere yakınındaki mahallelere sağlık ekipleri yönlendirildi mi? İl Sağlık Müdürlüğü alarmında başkomiserim. İyi, güzel. Bugünlük bu kadar. Şimdi gidip iyice bir dinlenin. Yarın uzun bir gün olabilir. Bugün iyisin. Hayırdır? Ben hep iyiyim. Sen bakmasını bilmiyorsun. Cıvıtma hemen. Baban nasıl? O da iyi. Hatta... Hatta ne? Ben çıkarken annem geldi. Vallahi sanki... Yani biraz da şansın yardımıyla ikisi tekrar. Hadi canım. Süper olur. Bilmiyorum. Sadece bir his. Bakalım. Günaydın müdürüm. O nasıl geçişti öyle ya? Kesin bir terslik var gene. Kesin. Ne demek şimdi bu? Deli mi bunlar? Dertleri ne? Ne yapmaya çalışıyorlar? Bir anlayabilsem. Dursun'un eve ne diyorsun usta? Var bir gariplik bu işte. Dışarıdan mezbelelik, içeride yok yok. Dursun'da kesin bir numara var usta, kesin. Bence de. Dursun'un bir danjörü bu abi. Ne zaman bıraktı parka? Dün geceye doğru. Ne zaman geleceğini söyledi mi? Yok abi, söylemedi. Ali, lastiklerden örnek alalım. Ali, onları hemen laboratuvara paslayalım. Tamam abi. Dursun vidanjör almaya gelirse haberimiz olsun. Tamam mı Aslı? Peki. Şüpheli bir durum olursa hemen arıyorsunuz, tamam mı? Tabii, ne demek abi, hemen. Kim bu Mesut'la uğraşan? Bilmek istiyorum. Araştırıyorum Rıza. Sakin ol. Olamam. Kış ortasında Erzurum'a tayin. Ne yaptı bu çocuk? Çeteleri mi katıldı? Rüşvet mi yedi? Kuryelik mi yaptı, ne yaptı? Hayır, adam gibi işini yaptı. Kanı canı pahasına, namusuyla. Bana Mesut'u anlatma Allah aşkına. Birilerinin bunu yukarıdakilere anlatması lazım. Bu taş bana mı Rıza? Evet, size. Sizden başlayarak en tepede kim varsa ona kadar. Çünkü bu defa sahiden kızgınım. Haksızlık bu. Ben sanki değilim. Ne içtin lan dün gece? Sabahtan beri ayıltana kadar canımız çıktı. Sabaha kadar kumar serdik kardeşim. Ne yedim, ne içtim haberim yok. İyi alt ettiniz. Serdar Bey iş verecek sana. Ne işi? Dursun'un işi. Dursun abiye ne oldu? Memleketine gitti. Çalışır mısın, ne diyorsun? Vallahi ne diyeyim ki? Tamam de olsun bitsin oğlum. Eyvallah. Mehmet, bir soda daha versene. Bana da bir çay. Vidanjör nerede peki? Parka çekmiş Dursun. Oradan al, Necip'in hurdalığına götür. Hurdalığa mı? Götür bırak oraya. Haftaya yenisiyle çalışmaya başlayacaksın. Yenisiyle demek. Dursun gelince ne olacak? Yatacak mı bizim? Onun yolu uzun. Kolay kolay gelemez. Merak etme. Sen dediğimi yap, gerisini hallederiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Eyvallah Mehmet. Afiyet olsun. Bak burası işte. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba abicim.
Vidanjörü bulduk ama Dursun arazi. Ali nerede? Lastiklerden toprak örneği aldık. Laboratuvarda bekliyor. Adamların tepelerine dikildik yani ha? Mecburen. Siz niye bakıyorsunuz? Hala abi. Hiç çekemem şimdi ben bunu ya. Aç usta aç. Ayıp olur ya. Ne ayıp ya? Aç aç. Aç. İnat etti. Efendim Leman Hanım. Merhaba Mesut. Ne kadar üzüldüm anlatamam. Anlamadım. Şu tayin konusundan bahsediyorum. İnan üzüntümü ifade edecek kelime bulamıyorum. Ne tayini? Ne diyorsun sen? Ne yani, haberiniz yok mu? Bak, adam gibi konuşacaksan konuş, devirtme beni. Lütfen kabalaşma Mesut. Erzurum'a tayin edildiğini duydum. Sanırım sana daha henüz bildirilmedi. Ne? Tamam. Erzurum mu? Evet. Hem de bu mevsimde. Hadi sen neyse de Tunç için bayağı zor olacak. Teşekkür ederim Suzan. Usta ne oldu? Erzurum meselesi ne abi? Rıza baba. Çok ani oldu. Ne? Önceden bilseydik belki tedbir alırdık. Birilerine çıkardık. Ne bileyim, yapardık bir şeyler. Usta dur biraz. Daha hiçbir şey belli değil. Vedat müdür bastırıyor. Öğrendiğimden beri ben de bir sürü insanı aradım. Yani bir şekilde durduracağız bunu, merak etme. Nasıl durduracağız? Nasıl? Mesut, tamam. Şunu tutsana. Kendine bir şey yapacak bu adam. Yeter ulan! Yeter! Rahat bırakın lan beni! Yeter! Ulan gidiyor lan! Rahat bırakın. Rahat bırakın beni. Rahat bırakın beni. Rahat bırakın. Bırakın kusun öfkesini. Size ne kadar teşekkür etsem azdır efendim. Beni nasıl bir dertten kurtardığınızı bilemezsiniz. Her zaman beklerim efendim. Hani derler ya, dileyin benden ne dilerseniz. Tekrar teşekkür ederim efendim. Tamam. Tamam. Hı-hı. Kadın yaptı bunu. Tunç'u alabilmek için yaptı. Kimse kimseyi almıyor daha. Önünde 15 günlük mail süresi var. 15 gün sonra ne olacak? Dünya 7 günde kurulduğuna göre 15 günde de bir şeyler yapılabilir. Ya olmazsa? Ya bu defa olmazsa Rıza baba? Mesut abi, makine parkındaki adam arıyor. Sırası mı şimdi ya? Sırası. Alo, söyle aslanım. Abi sizin vidanjörü çıkardılar. Kim çıkardı, Dursun mu? Yok abi, Özkan diye bir yamağı vardı, o çıkardı abi. Özkan mı? Kim bu? İt kopuk bir adam abi. Dursun'un mahallesinden, Keşinteki. Nereye götürdüğünü söyledi mi? Söylemedi abi. Ama Özkan'ın dönüp dolaşıp düşeceği yer bellidir. Neresi? Kenan'ın kahvesinde takılır, kağıt filan oynar. Adresi ne bu kahvenin? Ha. Evet, Özkan'dı değil mi adı? Tamam, tamam aslanım, eyvallah. Üskan diye biri vidanjörü almış. Bir kahveye takılıyormuş. Adresi burada. Vidanjörden alınan toprak örneğinde zırnık çıktı. İşte bu. Hemen bulalım şu adamı. Hadi. Usta versene şu makineyi. Sen kal Mesut. Bana misafir muamelesi yapmayın Rıza baba. Hep beraber çıkıyoruz değil mi Rıza baba? Ekip olarak yani. Her zamanki gibi. Hadi o zaman hadi hadi. Bıraktın mı Urdalı? Bıraktım abi. Necip'in de selamı var Serdar Bey'e.
Ne zaman başlarız yeni işe? Fabrikaya ne zaman geleyim? Sabırlı ol oğlum. Biz sana haber vereceğiz. Tamam hadi kapat. Özkan işi halletmiş abi. Vidanjör'den kurtuldu. Güzel. Haftaya yenisini ayarlayıp devam edelim. Huzurunu atmazsak burada bir zehirleneceğiz. Özkan burada mıdır? Buralarda bir yerdedir. İzini bulduk bir kere. Hadi içeri girin. Fazla gürültü yapmayın. Özkan diye biri var mı burada? Neden sordun? Tanıyor musunuz? Var mı yok mu? Yok abi. Emin misin? Sana soruyorum. Özkan diye biri yok mu burada? Vallahi Özkan diye biri yok abi. Özkan. Özkan çek dışarı. Çek dedim lan çek. Kimsin sen? Gel lan buraya. Gel buraya. Ne oluyor? Hani yoktu lan? Ne bileyim abi ben. Buraya her gelenin nereye girip çıktığını mı takip edeceğim ben ya? Neyse. Dursun nerede? Vallahi bilmiyorum abi. Gitti dediler sormadım. Neden aldın bir tane şöyle? Nereye götürdün? Amirim yakmayın başımı. Başın yanacağı kadar yanmış. Konuş nereye götürdünüz? Bana Urdu'ya ver dediler. Ben de aldım bıraktım. Kim dedi lan kim? Söyletmeyin abi. Gözünüzü seveyim yapmayın. Seni burada bir severim. Burdacıya versene bedava almaz. Elimde kalırsın lan. Beş para etmezsin be. Serdar beni adamı verdi iş. Serdar kim? Tekstilci. Deri fabrikası var Orhanlı'da. Port bilmem ne. O vidanjörle de onun pisliğini taşıdınız değil mi? Zırnık taşıdık evet. Şimdi oldu. Bana ne yapacaksınız abi? Ben söyleyeceğim sana Orhan. Alın bunu. Merkeze tamamlansın. Tamam abi. Hadi toparlanın diyorum. Mesut. Portbek Tekstil İmalat. Sahibi Serdar Caner. Adamın daha önce de izinsiz atık boşaltmaktan sabıkası var. Bir iki defa gözaltına alınmış ama delil yetersizliğinden serbest bırakılmış. Zamanında ruhsatsız silah bulundurmaktan ufak bir ceza almış. Kısacası tekil tip değil. Allah kahretsin. Nereden çıktı bunlar? Ne yapacağız abi? Bu sefer öncekiler gibi değil. Baksana yığıldılar kapıya. Dursun'u bulmuş olabilirler. Olabilir. Ön tarafa gidip karşılayın. Sakın bir aptallık yapmayın. Sen ne yapacaksın abi? Siz gelenleri oyalayın. Ben arka taraftan kaçacağım. Hücre evi basmaya gelmedik. Karşıdan hareket gelmedikçe sakin olacaksınız. Murat, Hüsnü, Mesut. Siz önden gibi. Diğerleri çevrede önlem alacak. Talimatım dışında hareket edenle külahları değişiriz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı başkomiserim. Başkomiserim operasyondan görüntü alabilir miyiz? Tamam alabilirsiniz. Biraz ileride durun. Ayağımızın altında dolaşmayın. Buyurun amirim. Nedir mesele? Bir kusurumuz mu oldu böyle ordu gibi? Patronunuz nerede? Yok burada amirim. Zaten hiç durmaz fabrikada. Bizim yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa... Orada! Kaçıyor. Alın bunları. Yoktu lan! Alın. Bir dakika. Dur, tamam abi dur. Yürü yürü. Koş koş koş! Thank you.
kaçıramayız bu adamı. Daha hızlı, daha hızlı. Hadi. Belki de en can alıcı kısmı, özel ekipte görevli bir komiserin hayatını hiçe sayarak küçük bir çocuğu kurtardığı anlardı. Şimdi o anları bir kez daha ekranlarınıza getiriyoruz değerli izleyiciler. Neden kapattın baba? Canım izlemek istemiyor. İyi misin sen canım? Bir terslik mi var baba? Kesin var. Benim bildiğim Rıza böyle başarılı bir operasyon sonrasında çocuklar gibi sevinirdi. İçi içine sığmazdı. Söyle ne oldu? Mesut'u sürdüler. Ne? Erzurum'a. Sağ ol. Fatih, delil torbası versene oradan bir tane. Rahat dur lan. Gidelim komiser. Hadi yürü, yürü. Neden hemen gidiyorsun? Belki bir çaresi bulunur. Bu defa zor Buket. Hem artık yoruldum. Ne olacaksa olsun. Peki istifa etsen? Belki başka bir iş. Bir ara düşündüm. Özel güvenlik falan. Ama biliyorum beceremem. Ben senelerdir devletten başka kimseden emir almadım. Yapamam. Benim okulum ne olacak baba? Gidip göreve başlarım. Bir hafta kadar Buket ablanla kalırsın. Ben o arada Erzurum'da bir ev tutarım. Kullanmadığım yıllık iznim var. Gelip senin nakil işini hallederiz. Ben Leman Alanı'nda kalsam olmaz mı? Nereden çıktı bu? O hep istiyor ya kendisiyle kalmamı. Olmaz öyle şey. Baba lütfen. Ne yapacağım ben Erzurum'da? Okulum, öğretmenlerim, arkadaşlarım. Herkes burada. Ben varım Tunç. Oğlum, baban var. Sen, ben, ikimiz. Yetmez mi? Baba ne olur izin ver. Halanla kalayım. Bu konu kapandı Tunç. Baba. Kapandı dedim. Hadi geç oldu yatağına. Hadi garip. Bütün bunlar o kadının başının altından çıktı. Kim bilir kimleri soktu devreye. Allah kahretsin, bir de oğlum tutturmuş onunla yaşamak istiyor. Baba yeter. Ben Mesut'u seviyorum. Onunla yaşadığım her şeyi seviyorum. Buna engel olamazsın baba. Olmaya hakkın yok. Sen öylesin. Babanım ben senin, baban. O adamla beraber olmanı engellemek için her şeyi yaparım, anladın mı? Her şeyi. Bu o kadar kolay değil baba. Göreceğiz bakalım kolay mı değil mi? O çok sevdiğin adam yanında olmayınca, uzaklara gidince ne yapacaksın göreceğiz.
Sence biz ne olacağız Mesut? Bilmem. Hiç düşünmedim. O hırgür içinde hiç... Aklına gelmedin değil mi? Buket. Şu aleme baksana. Hayatım kırılıp dökülüyor. Dünyam değişiyor. Gürültüden kalbimin sesini duyamıyorum Buket. Ne olur beni anla. Ne olur anla. Hiç değilse birkaç gün daha kalsaydım baba. Nasıl olsa gideceğim Tunç. En iyisi bir an önce olması. Buket ablanı üzme, tamam mı? Tamam. Bunu sen al şimdilik baba. Ben bu kitabı okudum Tunç. Olsun, bir daha oku. Benden çok sana lazım şimdi. Yolun da uzun zaten. Sen bunu oku. Sonra üstüne konuşalım, tamam mı? Hoşça kal oğlum. Aslanım benim. Buket ablan yanında. Bir şeye ihtiyacın olursa Hüsnü amcanı arayabilirsin. Çekinme sakın. Tamam mı? Tamam baba. Kendine dikkat et Buket. Tunç'la ilgilendiğin için sağ ol. Saçmalama. Şu gürültü bir bitsin. Ortalık durulsun. Hayatım ne halde bir bakalım. Bakalım. Belki o zaman senle ben. Belki de. Hoşça kal. Hoşça kal. Garip. Buralar sana emanet. Baba. Efendim güzel kızım. Sen yaptırdın değil mi baba? Bana bir defa da doğruyu söyle. Bu tayin işinin arkasında sen varsın değil mi? Tabii ben varım kızım. Sana neden yalan söyleyeyim? Her şeyi ben ayarladım. Sana inanamıyorum baba. Seni uyarmıştım. Keşke o zaman inansaydın yapabileceklerime. Bütün dünya bir adamın üzerine gelir mi Rıza baba? Bizim işimiz adaleti sağlamak değil mi? Sıra bize geldi mi adalet nerede Rıza baba? Bir aksilik de bu adamın başına gelmesin. Biri ıska geçsin kardeşim. Kıyamet mi kopar sanki? Asıl kıyametin nerede koptu belli çocuklar. Usta. Hemen mi? Böylesi daha iyi. Uzatıp gangren olmadan. İyi de bu çok ani. Az kahrımı çekmediniz. Helal edin hakkınızı. O nasıl laf abi? Bana bakın. Düğününüze çağırmazsanız silerim defterden ona göre. Sensiz olur mu abi? Mümkün mü? Oho! Ağlama be çaylak. Ya yakışır mı senin gibi keskin nişancı adama? Nasıl ağlamayayım abi ya? Delirdin mi? Çok da. Sen gideceksin ben ağlamayacağım. Sen olmasan. Ben çoktan bitmiştim Rıza baba. Hakkını helal et. Beladan uzak dur. Biliyorum zor ama elinden geleni yap. O eski berbat alışkanlığına sakın döneyim deme. Dünyanın öbür ucuna da gitsen gelip giderim tepen, anladın mı? Sakın. Nerede olursan ol yalnız değilsin. Bunu sakın unut. Tamam Rıza baba. Evdekilere çok selam. Tamam. Usta. Hiç sarılma. Yolcu edeceğim seni. Yolda ağlarız. Hadi. Hayırlı olsun. Arkadaşlar. Güzel günlerdi. Unutulmayacak günlerdi. Kaybedenleriz usta. İnadına kaybedenler. Gel.
geçer şehrin sokaklarında. Gecesi gündüzü siner üniformana. Küçük bir çocuk selam verince sana. Çektiğin zorluklar kaybolur o anda.